Evet, Beyaz Show devam ediyor. Şimdi Kanal D Studios'un hemen dışındayız. Yani bizim bu ara dediğimiz yerdeyiz ve işte bizim de hayatımızın önemli dakikalarından bir tanesi. Biraz önce içeride konuşmuştuk yani nelerle büyüdük diye. Bu da onlardan bir tanesi. Kamerayı ben göremiyorum, açıldı gösteriyorum ama işte Kara Şimşek arabası, Michael Knight'ın arabası yani Evet. Adı da Kitti. Doğru mu? Doğrudur. Ramiz Bey var yanımızda. Ramiz Bey getirdi. Yani arabayı da o getirdi. David Hasselhoff'u da öyle zannediyorum, evet, o getirecek. Evet. Ne iş yapıyorsun Ramiz'cim, esas iş? Ben 200'e yakın Hollywood yıldızının dünya üzerinde temsilciliğini yapıyorum. Ortağım evet. Var Vorol Porsamay. Onunla birlikte 200'e yakın Hollywood yıldızını temsil ediyoruz. Dünyada organizasyonlar yapıyoruz. Harika. Türkiye'de yapıyoruz, Avrupa'da yapıyoruz, Amerika'da yapıyoruz. David Hasselhoff da önümüzdeki hafta gelecek ama arabası önden geldi. David Hasselhoff önümüzdeki hafta değil, Mayıs gibi gelecek. Evet. Çünkü biz iki tane reklam filmi çekmeyi düşünüyoruz. Reklam teklifleri falan var. David'e onları ileteceğim ben. Harika. Ondan sonra kendisi gelecek, onlara peki, bakıyoruz. Bu araba İstanbul yollarına çıktı mı? Çıktı. Ne diyorsun ya? Evet, kullanıyoruz. Tanıyan oldu mu arabayı etraftan trafikte? Herkes görür görmez cep telefonlarını çıkartıyorlar ve resimlerini çekiyorlar. Abi özelliklerini falan hatırlayan var mı? Konuşuyordu Ersin, ya. Ersin geldi kuruldu. Kaç bir Ersin, kez Ersin. Ejekte basma sakın. Yok basmıyorum. Tamam. Biraz uzaklaşalım buradan. Bunda ne özellikler vardı? Benim hatırladığım bir yere basarsın böyle bir uçarsın yukarıdan değil mi? Bir atardı seni yukarıya. Arkadan yağ dökme özelliği vardı, evet. Arkadaki arabalar kaysın diye. Evet. Fahrettin Gel abi işte o Kara Şimşek'in müthiş iç aksanı. Abi Kara Şimşek de olsa arkada mutlaka bir mont var bak. Yine mi? Mont var yani. El freni de burada. Ya çok şey. Acayipmiş. Evet. Vallahi. Gerçekten öyle. Bu tuşların hepsinin bizim için o dönem Evet. Büyük anlamı vardı. Şu öteki kamera çekiyorsa ön tarafta esas Kara Şimşek'i anlatan şey olabilir. Ön taraftaki bu küçük kırmızı korna işte gelirdi giderdi ışığımızdı yani. Esas olayı anlatan oydu. Sonra tabii bizi Tofaşlar'da, Şahinler'de, Kartallar'da Evet. Sıkça kullanılmaya başladı Evet. Bu aksan. Ya Ersin bir de ben bileyim ya. Bir oturayım bakayım şöyle. Yani hiç olmadı demeyiz. Harikaymış. Evet kısmet bugüneymiş. Kaça satıyorsun abi bunu şimdi? Bunu şimdi biz ikinci el Bağcılar Pazarı'nda okutmayı düşünüyoruz. Ama nasıl ya, çok acayip değil mi? Yani o filmlerdeki arabanın şu anda içi gerçekten bizim yaş kuşağı için çok önemli bir şey yani. Burada kullanılan bir alet var mı Ramiz? Yani bastığın zaman herhangi bir şey olan bir şey var mı yoksa? Ne film yapmak istiyorsun mesela? Film icabı. Ejek. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum aslında. Yani yanlış bir şey de yanlış bir şey yapmak istemiyorum her şeyden. Ejekte basma yeter. Ejekte basmayayım tamam. Evet. Siz de cam silen çocuklar gibi burada. kapat cam. Bu arada arabayla yüzlerce kişi resim çektirmek istiyor. Özellikle sosyal medyadan bana inanılmaz mesajlar geliyor. Evet. Biz de şöyle bir şey düşündük. Alışveriş merkezine bırakalım diye düşündük. Herhangi bir alışveriş merkezinde insanlar gitsin resim çektirsin vesaire. Teklifler de var. İnsanların resim çektirmesi için bir yere koyacağız. Önümüzdeki hafta. İstanbul'da gezmesi için plaka da yapılmış. Evet. 34, kit 34. Evet. Orijinal plakası üzerindeydi. Benim öyle zannediyorum. Ya aslında başka şeyler de Star Wars'tan falan filan da bir sürü şey getirebiliyor yani. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Mart ayında Hollanda'da organizasyonumuz var. Oraya Back to the Future'ın arabası, Ghostbusters'ın arabası ve o filmde oynayanların hepsi. Evet. Aynı zamanda Antonio Banderas da gelecek. Mart ayın sonunda Utrecht'te organizasyon yapıyoruz. Şimdi bu arabanın bizdeki en önemli özelliği bizde ve dünyada para kazanınca herkes bir spor araba almak ister. İşte bu oradan kalma bir alışkanlıktır yani. Evet. Abi kaça olur şunu bir konuşalım. Kaça olur bize abi? Bu Hollywood'da falan sergileniyor tabii yani. Tabii bu arabadan bir tane yok bu arada. 7-8 tane var biliyorsunuz. Ya işte aslında bundan ders almamız lazım. Yeşilçam filmlerinde o kadar çok malzeme vardı ki o filmlerden kalma hiçbirisini saklayamadık. Bir Yeşilçam sergimiz yok. Evet. Ama işte Amerika'da bunlar saklanıyor. Mükemmelmiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür yani, ediyorum. Çocukluğumuza geri döndük. En azından bir hayalimiz gerçekleşmiş oldu. İnşallah bir gün beraber gezeriz. İnşallah. Çok seviniriz. Çıkışta böyle bir ufak bir tur atabiliriz değil mi? Tabii ki. Program bu arada ben size hepinize Kara Şimşek tişörtü getirdim. Evet, arkadaşlara verdim. Duruyor. Size hediye edecekler. Çok teşekkür ederim. Güle güle giyinin. Beni hatırlarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.